Ee, selamun Aleyküm Hakan. 8 sorundan 3'ünü cevap verdim. Şimdi bir tane daha vereyim zamanım olduğu için. Ee, Mehdi gelecek mi abi diyorsun. Şimdi sana bir şey anlatayım. Ee, Tabi bu konuşacağım. Risale-i Nur talebelerine aittir. Diğerlerine e, şey demiyorum. Ben tasubu seven insan değilim. Ben risalın talebesi olarak, sen de risalın talebesi olarak bana soru sordun, cevap veriyorum. Ee, nasıl ki Hristiyanlar, Yahudiler kendi peygamberlerinin dışında başka peygamberleri kabul etmeleri sanki o iman ettikleri peygamberlere ihanet kabul etmişler. Yani Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı kabul etmediler. Niye? Musa'yı Musa'ya ihanet kabul ediliyor. Acayip bir şey yani. Mesela e, Şialar Lahu bu Ali ve bu Uzu Ömer mi? Öyle geçiyor galiba mektubatta. Yani e, Ali'ye muhabbet Ömer'e adavet de mümkündür. Ali'ye muhabbetleri de yok da Ömer'e adavetlerini Ali'ye muhabbet olarak gözükmüş. Hristiyanların da Yahudilerin de peygamberlerine iman etmemişler. Hakiki ki etselerdi sadıkul ahmak olup o peygamberlerin işaret ettiği gösterdiği, verdiği haberlere de iman ederlerdi. Şimdi 19. mektupta Risale-i Nur'un mektubat attığı risalesinde Yahudiler, Hristiyanlardan bahsederken o metinleri okuyoruz. Diyor ki İsa Aleyhisselam haber vermiş. Benden sonra bir zat gelecek. Peki bunu Hristiyan alimler niye kabul etmemiş? Han iman etmişlerdi? Nasıl iman ettin sen? İsa Aleyhisselam diyor ki benden sonra bir zat gelecek. Şöyle şöyle olacak diyor. E, kabul ettiler mi etmediler? Peki bu İsa Aleyhisselam'a muhabbet midir yani? E, bazı nur talebeleri de... ...güya ustada, ustad hazretlerine sadakat yapıyorlarmış gibi... ...ustattan sonra... Mehdi'yi kabul etmiyorlar. Niyemiş? Ustada ihanet gibi olurmuş. Sözüm ona sadakat yapıyorlar ustada. Senin gibi de öyle. Sen söz, biraz nazım geçtiği için söylüyorum. Sözüm ona, sözüm sana. Güya ustada sadakat yapıyorsun. Bazı Hristiyanların İsa Aleyhisselam'a, bazı Yahudilerin Musa Aleyhisselam'a yaptıkları sadakat gibi. Yani sanki Cenab-ı Hak İsa'ya mahkumdur, Musa'ya mahkumdur. Değil mi? Hiç kimseye mahkum aşağı. Peygamberimize de mahkum değil aşağı. Haşa haşa. haşa. Ee, değiştiriyor. Peygamberi değiştiriyor. Mehdi'yi niye değiştirmesin? Sözüm ona sadakat yapalar ustada. Metsupluklarını bak metsupluklarını öyle ayuka çıktı ki haşa ustat mezardan çıksa ve bak Öyle bir metuplar var ki bir kayıttan da duymuştum bunu. Tövbe estağfurullah. Ustad mezardan çıksa ve gelse dese ki benden sonra bir Mehdi gelecek yine kabul etmem diyor. Derim diyor ustada diyor. Böyle sadıkul ahmaklar var. Bunu mahkematta 41. sayfada sadıkul ahmaklar var. Güya Kur'an'a muhabbet edeceğiz diye dünyanın elips olduğunu, yuvarlak olduğunu kabul etmeyen e, böyle ustat ona diyor ki aduvu adu kafirden kafir düşmanlardan daha büyük düşmanlıklar yapıyorlar. Dünya yuvarlak değildir. Tepsi gibi güya bunu Kur'an'a isnat edip Kur'an'a sadakat adına yapıyor. Onlara öyle diyor. Onlara diyor ki ustad aduvu bu kafirden daha büyük İslam'a zarar veriyorsunuz. Böyle şeylerden böyle diyerek diyor. Güya Kur'an'a dayandırıyorsunuz. Bu da bu peki bizim metsuplar ne diyor? Metsuplar ne diyor? E gelecek saat diyor. Usta sarahaten söylüyor. O gelecek saat. Şimdi gelse. O gelecek saat. Risale-i Hazir program yapacak. Ne diyorlarmış? Şahsi manevidir diyorlar. Sanki usta şahsi manevi diyemezdi de çekindi de diyememiş de ya kardeşim ustad gelecek zat diyor. Sen şahsi manevi diyorsun. Sen hiç utanmıyor musun ya? Ne biçim sadakat var? Niye kandırıyorsun milleti? Niye metsupsun Niye bazı Yahudiler gibi Musaya Musaya ihanet zannedip İsa'yı kabul etmiyorsun? Çok tuhaf ya, ee, çok tuhaf kitap olmuş sanki bir şey ya. Tağ tamam, estağfurullah. Sanki ustat şahsi mani diyemezdi de çekindi de diyememiş. Ustad o tarihte şey dedi ya. Hani güya. Kur'an'a sadakat adına dünyanın yuvarlak olup oluşunu kabul etmeyenler vardı ya. Musa'ya ihanet sadakatsizlik olur zannıyla İsa Aleyhisselam'ı kabul etmeyen Yahudilere benziyorlar. Sarahatla ve mükerrer söylenmesine mukabil. Bak ölçü söylüyorum kesiyorum. Risale-i Nur'da sarihtir. Ve mükerredir. Kaç defa tekrar ediyor. Sana şu cümleyi söyleyeyim. Risale-i Nur'da veya Kur'an'da hadiste sarahatlar tevil edilmez. Açık. Ne demek bu? Yap, yapma, de, deme. Bunlar sarihtir. Bunlar tevil edilirse tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. Ortada ne ha, ne doğru ne yanlış, ne iman ne küfür hiçbir şey kalmaz. Sarahatlar tevil edilmez. Sarahatlar izah edilemezler. Nedir o? yap yapma de demeler bunlar. Sarahatla ve mükerrer söylemesine mukabil hala tevil eden himayet yolunda sadiku ahmaklar vardır. Bu ne benziyor? Mehdi birileri var. Tefrit ederek Mehdi meselesini inkar ediyorlar. Bunlara Ustad Muhakemat 41'de zannediyorum. Bunlar ehli tefrittir diyor. Tamam mı? Bir de bizim cemaat içinde ehli ifratlar var. Usta her şeydir. Risale-i Nur her şeydir. Başka bir şey yoktur. Ee, gelecek saat şahsi manevidir. Öyle bir şey gelmeyecek diyor. Ee, yani diyecek hiçbir şeyim yok ki ya. Diyecek hiçbir şeyim yok. Sara güya sadakat yapıyor. Güya usta da aa mezardan çıksa ustad bana dese ki benden sonra birisi gelecek. Hayır usta seni kabul et. Senden başka bir şey kabul etmem. Ya bu nasıl bir adamdır? Ben yani böyle diyen var ha. Mezardan çıksak Bu nasıl bir adamdır? Risale-i Nur güya sadakati var. Gelecek o zat diyor. Tamam? Gelecek o. Bak böyle tara külliyatı Şahsi manevi Yani şahsi manevi olsaydı şahsi manevi yazmaz mıydı ya? Şahsi manevi adam mıdır ya? İnşallah anlaşılmıştır. Selamun Aleyküm. Ee, diğer dört tane sorunu da zaman zaman inşallah cevap vereceğim. Yani aldanma kardeş. Gelecek Allah'ın izniyle. Böyle bir zat gelecek. Ustad risale tamam Nur'dan mı? Gelecek. Ondan sonra e, dünyaya salaha dair, adalete dair şeyler yapacak. Dünyanın izamını inşallah düzeltecek, vesile olacak. Ondan sonra bu Risale-i Nur'un e, 264 emir daha bir de e, bu gelecek zat e, Risale-i Nur cemaati içinde bir avuç ihlas, sadakat, tesanüt sırrına sahip gönül insanları çok az dahi olsa ihlas sadakat ve tesanut sırrına sahip olanlara dayanacak. Sikke-i gaybiye 9. sayfada o gelecek zat okullarda, hayatta, medyada Risale-i Nur'u hazır bir program yapacağını söylüyor. Barla 163'te de işte biz onun piştarı dümdarıyız diyor. Mektubatta o gelecek diyor şahsı manevi dediği yerde küfür ve iman şahsı manevidir. Yani küfrün vücudu yok. Mesela bak şu kalem. Bak bu kalem. Bu vücudu var. İmanın ve küfrün böyle bir vücudu yok. Manevidir. Onun için küfür de manevidir. Buna karşı çıkacak ders de manevidir. Ha, şahsı manevi dediği bu. Küfre karşı çıkan yoksa böyle bir zat gelecek kardeşim. İsa Aleyhisselam da inecek kardeşim semadadır, inecek kardeş. Bunlar sarihtir. Metsupluğa gerek yok. Bir şey inkar edeyim derken, bir şey inkar, yani kollayayım derken inkar ediyorsunuz. Mesnevi öyle bir şey var, bir tabir var. Bir şeyi koruyayım, koru, koruyum diye çok şey kaybederler diyor. Mesnevi geçiyor. Tekrar yani aldanma kardeş gelecek Allah'ın izniyle. Böyle bir zat gelecek. Ustad Risale'nde müjdeliyor. Tamam mı? Gelecek. Ondan sonra e, dünyaya salaha dair, adalete dair şeyler yapacak. Dünyanın izamını inşallah düzeltecek. Vesile olacak. Ondan sonra bu Risale-i Nur'un e, 264 emir daha bir de e, bu gelecek zat ee, Risale-i Nur cemaati içinde bir avuç ihlas sadakat tesanüt sırrına sahip gönül insanları çok az dahi olsa ihlas sadakat ve tesanüt sırrına sahip olanlara dayanacak. Seki tastiki gaybiye 9. sayfada o gelecek zat okullarda, hayatta, medyada Risale-i Nur'u hazır bir program yapacağını söylüyor. Barla 163'te de işte biz onun piştarı dümdarıyız diyor. Mektubatta o gelecek diyor. Şahsı manevi dediği yerde küfür ve iman şahsı manevidir. Yani küfrün vücudu yok. Mesela bak şu kalem. Bak bu kalem. Bu vücudu var. İmanın ve küfrün böyle bir vücudu yok. Manevidir. Onun için küfür de manevidir. Buna karşı çıkacak ders de manevidir. Ha, şahsi mani dedi bu. Küfre karşı çıkan yoksa böyle bir zat gelecek kardeşim. İsa Aleyhisselam da inecek kardeşim. Semadadır, inecek kardeşim. Bunlar sarihtir. Metsupluğa gerek yok. Bir şey inkar edeyim derken bir şeyi inkar yani kollayım derken inkar ediyorsunuz. Mesnevi nürede öyle bir şey var. Bir tabir var. Bir şeyi koruyum koru, koruyum diye çok şey kaybederler diyor. Nasıl geçiyor? Tekrar aleyküm.